larına ilişkin eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Efendilerinden aferin almak için istikrarsızlığın, kavganın sembolü eski Türkiye yeniden hortlatma vaadinden ibarettir dedi. Yine meydan okuyorum ifadesini kullanmıştı az önce yaptığı konuşmada. Türkiye'nin ayağına prangalar vurmayı, 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye yüzyılı inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız demişti. Büyük bir kalabalığa hitap etti Cumhurbaşkanı az önce ve şu anda da yine Nazilli'de çok büyük bir kalabalığa hitap edecek az sonra. Evet, Altılı Masa'nın ortak politikalarına ilişkin mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Program diye millete sundukları metindeki vaatleri çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler ifadesini kullandı. Altılı Masa'nın yaptığı çalışmalara ilişkin verdiği mesajlarda. Hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyor ifadesini kullanmıştı. Sevgili sevgili aydınlılar, Nazilli'nin saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Stat'tan buraya kadar cadde boyu Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Maşallah şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor. Bir de karşımda bir başka şöyle pankart var. Ne demişler? Önce yasa adada, şimdi masada. Yalnız orada bir yanlışlık var. Altısı bir arada demişler, değil. Yedisi bir arada. Biri de masanın altında, doğru. Şimdi oldu. Oyunu bozalım gari efem. Efeler, oyunu bozmaya hazır mıyız? Bugün burada Ege'nin güzide merkezlerinden Nazilli'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz önce Aydın bir başka coşkuluydu. Aydın'da toplu açılış törenini yaptık. Oradaki kardeşlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Tabii Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi? Dedik ki Kürşat, hadi bakalım Nazilli'yi de hazırla. Şimdi de buradayız. Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan belediye başkanımızla birlikte şu anda muhteşem bu katılımla bir aradayız. Evet, hayırlı olsun. Ve geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar hakikaten bizi de farklı bir heyecana boğdu. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçi bizi Nazilli gayet iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 557 yeni derslikle, 2 kapalı spor salonuyla, 2 pansiyonla tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile
yatak kapasitesini 2107'ye çıkardığımız öğrenci yurtlarımızla tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzuyla, gençlik merkeziyle, 10 futbol sahasıyla, tenis kortuyla tanır. Sağlıkta 400 yataklı Nazilli Devlet Hastanesi'yle, görüntüleme merkeziyle, diş ünitesiyle, diğer tesisleriyle bizi tanır. İlk evin projemiz kapsamında yapacağımız 139 konutla hizmete açtığımız millet bahçesiyle tanır. Tarım ve ormanda İsa Beyli Barajı'yla, aşağı yakacık göletiyle, yeraltı su depolamalarıyla, sulama tesisleriyle, ıslah ettiğimiz 13 dereyle bizi tanır. Şu anda inşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadar ki içme suyu ihtiyacını giderecek olan tesis de tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında buraya aktardığımız 50 milyon liralık kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirdiğimiz 61 projeyle bizi tanır. Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla, düzenlediğimiz şehir ve bal ormanlarıyla bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gazla bizi tanır. Velhasıl biz Nazilli'ye, Nazilli'li kardeşlerimle günün her saati zaten kalben beraberiz. İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak hep devam edeceğiz. Şimdi ben buradan siz kardeşlerime sesleniyorum. Evet, fazla bir şey kalmadı. Şubat, Mart, Nisan. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Ama bak, oyunu bozalım gari efendim diyorsunuz ya. Oyunu bozmaya var mıyız efendim? Ana kademe çok çalışmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim çok çalışmaya var mıyız? Gençler durmak yok. Durmak yok. Ve pamuğun, incirin şehri Nazilli, milli mücadelede işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen bir şehrimizdir. Nazilli aynı zamanda tarımı ve sanayisiyle eridir. Bugün Adnan Menderes Üniversitemizde kullanılan Nazilli basma fabrikası 1995'teki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bu güzide yadigarına biz sahip çıktık ve koruma altına aldık. Üniversitemizle birlikte kim kurdu bu üniversiteyi? Evet. Tarım, sanayi, ulaştırma ve kültür bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, diğer kurumlarımızla inşallah burayı tarihine, potansiyeline, hatırasına yakışır bir yer haline getireceğiz. İlk etapta yakında burada bir teknopark açarak işe başlıyoruz. İnşallah diğer projeleri de ardı ardına hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in Nazilli'ye kazandırdığı şehirdeki her hane dokunmuş bu esere 1995 yılında sahip çıkamayanların kimler olduğunu anlatmama gerek var mı? Sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gerçi bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Bundan başka bunlar hiçbir şey yapmazlar.
Ama hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz. Tam tersine onlara yaranmak için 40 takla atarlar. İnsanımızın hak, özgürlük, refah taleplerine karşılık gelecek dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez. Tam tersine yapılanları yıkma, yok etme, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler. Kardeşlerim, İstanbul, İzmir kaç saatti? 7,5 saat. İstanbul, İzmir'i 3 saate 3 saat 15 dakikaya kim indirdi? Biz yaparız. Onlar laf üretir. Biz icraatın partisiyiz. Bak geldik, 26 havalimanı var. Şimdi 58 havalimanı var. Nereden? Nereden? Milletimiz ne bekliyor? 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 30.000 kilometre bölünmüş yol. Yol medeniyettir. Sağ ol. Su medeniyettir. Doğalgaz medeniyettir. Ah benim hanım kardeşlerim. Siz ne çileler çektiniz ya. Ah ah. Kömürü yakacaksın. Kömürün isini koklayacaksın. Ama şimdi doğalgaz, bas butona, düğmeye bas, evin her yerinde ısı, sıcaklık. Bu medeniyettir. Bu işte medeniyetin adı AK Parti'dir. Biz baştan savma vaatlerle değil, geleceğine ışık tutacak programlara ihtiyaç duyuyoruz. Anlaşılan o ki masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten bunlar bu işlere fırsat bulamıyorlar. Maşallah. Ya siz nereden geldiniz? İndiler gökten benim vatandaşlarım saf saf. Ama durmak yok ha. Tamam. 3 ay kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor. Batı bunlara ne diyecekmiş? Aferin. Size Batı aferin desin. Bize Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşem, Fatma'm aferin diyecek. Şu anda buradaki kadar arka tarafta var. Şimdi 14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Oraya da bir şeyler koydular. Maşallah. Cumhuriyetimizin ilk asrının en parlak 20 yılına imza atmış bir hükümet olarak Cumhuriyetimizin yeni asrını Türk yüzyılı ile karşılamaya hazırlanıyoruz. 76 üniversite, şu anda 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek yeni ve daha büyük bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Muhalefetten tek beklentimiz azıcık hakkaniyet, azıcık izan, azıcık idraktır. Maalesef ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı bunlarda eskiden beri mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Şu anda Nazilli'yi herhalde bu gece televizyonlardan izlerler.
İnanın Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecek. Ben şu anda Nazilli'den ne bekliyorum biliyor musunuz? Rahmetli Menderes'i kabrinde. İnanıyorum ki siz çok daha rahat uyumasına vesile olacaksınız. 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla. Çünkü rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler kimlerdi? Bu CHP zihniyetiydi ve yandaşlarıydı. Bunun bedelini, bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Ben buradan Nazilli'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Şimdi şöyle Menderes CHP zihniyetinin yıkım ve haset siyasetini nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Menderes'in diliyle konuşuyorum. Öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Aksine her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz? Evet, rahmetli Menderes'in bunları söylemesinin üzerinden 70 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alamayanlardan ülkenin ve milletin ayrına bir söz, bir iş beklemenin beyhudeliği ortada değil mi? Bizi asıl üzen yerli ve milli hassasiyet taşıdıklarını ümit ettiğimiz kimilerinin de tek parti faşizminin değişmeyen bu kör husumet seline kapılmalarıdır. Milletimiz hayranı olduğumuz o engin ferasetiyle herkese kulak verir. Herkesi dinler, herkesi tartar, vakti saati geldiğinde de kendisi ve evlatları için en hayırlısı neyse o tavrı gösterir. İşte 14 Mayıs o tavrın gösterileceği gün olacak. Terör örgütlerine gerekeni yaptık mı? Kardeşlerim, gelin şimdi terör örgütleriyle kol kola gezen bu altılı masa altındakiyle yedililere 14 Mayıs'ta unutamayacakları bir dersi verin. Hazır mıyız? Şöyle ellerinizi bir kaldırın bakalım. Şöyle ellerimizi kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun. 14 Mayıs inşallah Türkiye'nin yeniden uyanışına, dirilişine vesile olsun diyor. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
geleceğiniz umutla dolsun.